Domuzlar Körfezi çıkartmasını anlatmaya başlamadan önce çıkartmaya zemin hazırlayan Amerika'daki ve Küba'daki ortamı iyice bir anlayalım istiyorum. 1950'lerin sonlarına gelirken Küba buradaki adam tarafından kontrol ediliyordu. Batista. Amerika tarafından desteklenen bir diktatördü Batista. Nasıl biri olduğunu anlamak için burada 1963'te John F. Kennedy'den bir alıntı sizlere okuyacağım. Yani Domuz Körfezi çıkartması ve Küba füze krizinden sonra Fidel Castro'nun çok büyük bir savunucusu değildi John F. Kennedy. Ama geriye dönüp baktığımızda Kennedy'nin sözleri Küba diktatörü Batista'yı tarafsız biçimde tanımlıyor diyebiliriz. Şöyle diyor Kennedy: "Ekonomik sömürülerin, aşağılanmaların ve istismarın olduğu dünyanın koloni egemenliği altındaki hiçbir ülkesi Küba kadar kötü durumda değil." Bu kısmen ülkemin Batista rejimi sırasındaki tutumundan kaynaklanıyor. Sanki Batista Birleşik Devletlerin bazı yerlerdeki günahlarının vücut bulmuş haliydi. Şimdi o günahların bedelini ödemeliyiz. Yani Kennedy bile Batista'nın iyi bir yönetici olmadığı ve Birleşik Devletlerin Küba'daki böyle bir diktatörü uzun süreler desteklemesinin iyi bir fikir olmadığını kabul ediyordu. Buradaki Batista, bu fotoğraftaki Batista ve Amerika'yı ziyareti sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nden birkaç generalle beraber bir geçit törenindeler. Batista'nın kendi ülkesi Küba'da ise popüler bir insan olmadığı açık ve 1959'da ona karşı başarılı bir devrim yapıldı. 1959 başarılı bir devrim. Devrim bu karakter, yani Fidel Castro tarafından yönlendirildi ve onun sağ kolları ise Raul Castro ve Che Guevara'ydı. Onlar Küba'nın kontrolünü ellerine aldılar. Milliyetçi ve devrimci akımın bir parçası oldular. En başından beri sol görüşe yakındılar. İnsanlar onların belki komünist ya da yarı komünist olduğunu düşündü. Ama gücü ele alır almaz eskiden sahip olunan toprakları geri almaya başladılar. Bir tanesi özel Küba mülkiyetindeydi, Birazı Amerikanın mülkiyetindeydi bu toprakların, bu zenginliğin ve özel mülkiyetlerin haksız kazanılmış ve Batista döneminde haksız kazanılmış olduğuna dair tartışmalar devam etti. Daha sonra bu tartışmalar iyice yayıldı. Birçok toprağı ve mülkiyeti kamulaştırdılar. Yani devrimi yapanlar, Castro yönetimi birçok toprağı ve birçok özel mülkiyeti devletleştirdi, kamulaştırdı bugünkü tabirle. Bu da insanlara bunun sadece milliyetçi değil aynı zamanda komünist bir akım olduğunu fark ettirmiş oldu. Fakat ayrıca Küba'dan Amerika'ya büyük bir göç hareketi de vardı. Fidel Castro'dan korkanlar genellikle orta ya da üst sınıf eğitimli Kübalılardı. İnsanların özel mülkiyetlerini aldığı için Castro'dan korkuyorlardı. Kendi mülklerini de kaybetmiş bir üst sınıf Kübalı vardı ve bu Kübalılar da ağırlıklı olarak Amerika'ya göç ediyordu. Bu üst sınıf Kübalı kesimi Florida ve Miami bölgesine yoğunlaştı ve hala da orada yaşamaya devam etmektedirler. Küba'nın başındaki lider olarak Castro karakterinden memnun değillerdi. 1961'e geçtiğimizde John F. Kennedy seçiliyor ve başkan oluyor. 1961'in Nisan'ına gelelim şimdi. John F. Kennedy sadece birkaç aydır başkan henüz. Bir sürü kademe görebilirsiniz. Orta sınıf, eğitimli üst sınıf, göçmenler, Fidel Castro'dan nefret eden Kübalı göçmenler. Onların topraklarını alıp terk edilmiş bir araziye dönüştürdüğü için Castro'yu sevmeyen Kübalı pek çok Amerika'da yaşayan göçmen. Tüm bunlar Soğuk Savaş içinde oluyor. Amerika ise devletlerin komünizme düşmesinden endişeli. Bundan korkuyor. Domino teorisi gibi bir teorileri var. Hatırlarsınız soğuk savaşla ilgili olarak. Fidel Castro Amerika'nın gözünde bir komünist gibi duruyor. Göç edenlerle birlikte onu devirmek istiyorlar. Yani göç edenler de Castro'nun devrilmesini istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de Castro'nun devrilmesini istiyor. Neden? Çünkü bir komünist ve Sovyetler Birliği ile anlaşmaya gidebilir. Bu bağlamda Kübalı göçmenler ve CIA ile beraber burada gördüğünüz kişi Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın Kennedy yönetimindeki en azından yönetimin başlarındaki başkanı Alan Dulles. Kardeşi John Foster Dulles. Dulles Havaalanı adını ondan alır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı'ydı. Dediğimiz gibi Kübalı göçmenlerle birlikte CIA Fidel Castro'yu devirmeye karar veriyorlar. Ama istilanın Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapıldığının belli olmasını istemiyorlar. Bu yüzden de CIA Amerika Kübalı göçmenleri kullanmaya karar veriyor. 1400 Kübalı göçmenle anlaşıyorlar. 1400 Kübalı göçmen sürgün edilmiş 1400 Kübalı CIA'in desteği ve Amerika'nın da arka çıkmasıyla Küba'yı işgal edip Castro'yu indireceklerine dair bir anlaşma yapılıyor. Bunların çoğu bir öncüle bağlıydı. Benzeri Irak savaşında da oldu, hatırlarsınız. CIA ve Amerika Başkanı kendilerini onlara iyimser senaryolar anlattıkları insanlarla çevrelediler ve onlara dediler ki, bakın biz Küba halkını temsil ediyoruz. Bir devrim başlatırsak Fidel Castro devrilecek. Ancak ortada bir gerçek vardı. 1960'larda Fidel Castro Küba'da popüler olmuştu. Özellikle de toprağı olmayan fakir insanların onu nasıl seveceğini ya da sevdiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Bir anda onlar için bir lider geliyor. Yani göçmenlerin, CIA'in ve Kennedy'nin tahmin ettiğinden çok daha popüler olmuştu Fidel Castro. Castro'ya bir saldırı planlıyorlar, Küba'ya bir saldırı planlıyorlar. Kennedy de eğer Fidel Castro'dan kurtulabilirsek Florida kıyılarında bir komünist akım riskini azaltabiliriz diye düşünüyordu. Dolayısıyla bu istilayı ya da bu çıkartmayı planladılar. Üstü biraz kapalı bir saldırıydı. Çünkü resmi bir Amerikan saldırısı olarak gözükmesini istemediler. Tamamen bir Küba karşı ihtilali gibi durmasını istediler. Bazense her şey birbirine girdi tabii. Gerçekte olmayan bir şey oluyormuş gibi göstermeleri biraz şüphe çekti. İstila Nisan'ın 15'inde gerçekleşti. 15 Nisan. Bunlar da o günün detayları. 1400 göçmen, birkaç gemi ve uçaklar. Bu göçmenlere verilen birkaç gemi ve uçak var. Amerikan uçakları ve gemileri olduğu anlaşılmasın diye de üzerlerindeki semboller çıkartılmış veya sahte semboller yani Küba ordusunun sembolleri kullanılmış. Böylece hedef şaşırtmış oluyorlardı. 15 Nisan 1961'de yani Kennedy'nin seçilmesinden birkaç ay sonra hava saldırılarını başlattılar. Bu saldırılar Nikaragua'dan başlayıp Küba'ya doğru uzanıyordu. Tüm bu saldırıların sebebi 1400 Göçmen'in son istilası için Küba hava kuvvetlerini zayıflatmaktı. 8 uçakları yani 8 bombardıman uçakları vardı. Nikaragua'dan çıkıp Küba'yı bombaladılar. Havana dışındaki bir bölgeyi ve bugünkü Guantanamo Körfezi'nden çok uzak olmayan bir bölgeyi bombaladılar. Amaçları Küba hava kuvvetlerini yıkmaktı veya yıpratmaktı. Amerikan sembolleri yerine Küba ordusu sembolleriyle kafa karışıklığı yaratmak istediler. Bombalama yapan 8 uçak vardı. Bunlardan biri düşürüldü ve Nikaragua'dan ayrılan 9. uçağa sahte kurşun delikleri yapıldı. Böylece sanki düşmanlarca vurulmuş gibi görünmesi istendi uçağın. Sonra da bu uçak Florida'ya inecekti. Arkasında yatan plan şuydu: Uçak sanki Kübalı bir pilot tarafından kullanılıyordu. Küba'dan ayrılan veya kaçan bir pilot bir Küba uçağıyla e, oradan kaçıyordu. Senaryo buydu. Sonra birkaç Küba uçağını devirmeye çalışacaktı ve sonra da Amerika'ya sığınacaktı. Yaratmaya çalıştıkları izlenim buydu. Bu yüzden de üzerine sahte Küba sembolleri koydular. Kübalıların buna inanıp inanmadığı belli değil. 1961'de bu olay yaşandığında neredeyse herkes bunu bir Amerikan saldırısı olarak gördü. Sonra da Nisan 16'nın gecesine gidiyoruz. Yazalım. 16 Nisan. Bu sıralarda herkes bir Amerika saldırısı bekliyordu. İşin aslı ortada iyi organize edilmiş bir olaylar zinciri yoktu. Ayrıca göçmenlerden birkaçı saldırı konusunda olması gerektiği gibi sıkı ağızlı olamadılar. Sovyet istihbaratının haberi oldu. Bu yüzden Kübalılar olası bir saldırı bekliyorlardı zaten. 16 Nisan'da sahte ya da tuzak diyebileceğimiz bir saldırı gerçekleşti. İşte burada hoparlörlü tuzak tekneleri var. Yüksek sesler ateş ediliyormuş gibi düşündürüp şaşırtmak içindi. Bu da geçici olarak Castro'nun dikkatini dağıttı. Çünkü olası bir saldırı için tetikte beklerken gerçek olmayan saldırı geliyordu ve onlar da bu saldırıyı gerçek zannettiler. Bu 16 Nisan'ın akşamındaydı. 17 Nisan sabahına geldiğimizde ise gerçek saldırıyı düzenlediler. 1400 göçmen CIA ve Birleşik Devletler askerlerinin yardımıyla bu saldırıyı gerçekleştirdi. Tabi bu gizliydi ve amaç domuzlar körfezine saldırı düzenlemekti. Uzun lafın kısası istila pek de iyi gitmedi. Bu sonuç istilanın ya da çıkartmanın iyi planlanmamasına ve yetersizliğe bağlandı. Saldırı, çıkartmanın ilk günü olan 17 Nisan'dan 19 Nisan'a kadar sürdü. İşgalci güçler yani 1400 göçmenden oluşan karşı ihtilalciler sahile kadar itildi. Yüzden fazlası öldürüldü. Bini aşkın istilacı yakalandı. Bini aşkın işgalci yakalandı. Sonra içlerinden idam edilenler oldu. Ama daha sonra Fidel Castro, Birleşik Devletlerle bir anlaşma yaptı. Tutuklu göçmenleri Birleşik Devletlere 58 milyon dolarlık yardım karşılığında geri verecekti. Bu Birleşik Devletlere göre askeri açıdan bakıldığında bir bozgun sayılabilir. Bunlar olduktan sonra Birleşik Devletler'deki insanların rahatsız olacağı da kaçınılmazdı. Ortada CIA, işte buradaki Alan Dulles ve Kennedy yönetimini suçlayan göçmenler vardı iyi bir saldırı olması için elinden geleni yapmadı dediler Kennedy için. Yeterli hava kuvvetleri yardımında bulunmak istemedi dediler. İstila istendiği gibi gitmeyince Birleşik Devletler'den daha fazla yardım göndermek istemedi de denildi. Diğer yandan Kennedy ise CIA'yı suçluyordu. O da bu saldırı kötü planlandı ve gerçekleştirildi dedi. Ayrıca beni yanlış bilgilendirdiniz. Saldırı başlar başlamaz Fidel Castro'ya duyulan kinden dolayı eşi görülmemiş bir ayaklanma olacağını söylemiştiniz dedi. İşte Domuzlar Körfezi çıkartmasından sonra Kennedy'den bir alıntı. Benden sonra geleceklere ilk tavsiyem generalleri takip etmeleri. Çünkü o adamların askeriye konusundaki bilgisi gerçekten dikkate değer. John F. Kennedy. Bu Domuzlar Körfezi çıkartmasından sonraydı. Biraz daha derine inerseniz bu işteki insanları da görebilirsiniz. Ama sonuç olarak Birleşik Devletler için kötü sonuçlar doğurdu. Bu olaydan sonra Castro'yu Küba'da tutan güç arttı. Birleşik Devletler'in en iyi hamlesi buydu ve onlar için bir utanç kaynağı olmuştu. Bu yüzden Castro kendi gücüne iyice odaklandı. Ayrıca artık komünistliğini de açıkça belli ediyordu. Domuzlar körfesi çıkartmasından önce bir şekilde Birleşik Devletler'in onu sevmesini istiyordu özel mülkleri aldığı için ve sol görüşlü olduğu için Birleşik Devletler onu sevemezdi, sevememişti. Fakat Domuzlar Körfezi çıkartmasından sonra Sovyetler Birliği ile yakın ilişkilere girdi. Marksist-Leninist ve komünist olduğunu daha fazla belli etmeye başladı. Ayrıca ileride olası olan Birleşik Devletler saldırısından korkuyordu. Bu yüzden de Küba füze krizine göz yumdu. Bu olayda Sovyetler Birleşik Devletler'e yakın olan Küba'ya nükleer savaş için füzeler yerleştirdi. Tüm bu olaylar zinciri hiç de Amerika'nın lehine olmadı.